Evet arkadaşlar, geçen dersimizde sign in formunu yapmıştık. Şimdi ise sign up, yani kaydolma formu yapalım. Fakat bu formu tabii ki başlarda böyle development aşamasında olduğumuz için herkese render edilebiliyormuş gibi olacak. Fakat daha sonrasında ne yapacağız? Oraya bir middle layer koyacağız, bir middleware. Orada arkadaşlar bir kontrol yapacağız. O kontrol sayesinde sign up formunu herkes render edemeyecek. Dediğim gibi bu tamamen sizin dizaynınıza göre değişir, isteğinize göre değişir. İsterseniz bütün kullanıcı kaydını da alabilirsiniz. Her gelen de kayıt olup oradan gidip işte ne bileyim blok paylaşabilir. Fakat benim ilk aşamadaki versiyonumda şu anda öyle planlamadım. Tek başıma dedim ki ben bir blok sayfası yapmak isteseydim. Aynı zamanda dışarıdan gelen beğenen işverenler falan olursa bunu LinkedIn'de falan paylaştığımda resume'i de oradan benim online CV'me de bakabilsinler tarzında böyle bir fikirden yola çıkarak böyle bir tasarım yapmak istedim. Dolayısıyla o tasarım üzerinden devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda tabii ki değiştirebiliriz. Şimdi benim bir de sign up formuma ihtiyacım var. Fakat sign up formunu burada menü barda göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece şuradan şöyle sign up dediğinde mesela oradan gözüksün isteyeceğim. Şu anda cannot get sign up diyor. Bunun sebebi ise şuraya gelelim. Bunun sebebi ise arkadaşlar admin route'umuzda şu anda sign up yok. Hemen şöyle geleceğim ve sign up diyeceğim. Şöyle geleyim, sign up diyeyim ve res.render yerine res.send diyelim ve buraya işte şöyle diyelim sign up, şu Türkçeyi yapmışım, onu geri çevireyim, sign up form diyeyim mesela. Gelecek şu anda bunu yenilersem tabii ki cannot get diyor çünkü server'ı yeniden başlamamız gerekiyor. Nodeman ile yapalım. Nodeman'ı önceki derslerimizde görmüştük, unuttum onu. Şimdi gelip yenilediğimizde sign up formu geliyor. Şimdi yapacağımız işlem çok değişmeyecek. Sign up formumuz hemen şurada zaten. Ne yapacağız? Bu sign up formunu render edeceğiz. Sign in'i ben böyle komple kopyalayacağım. Daha sonrasında sign up'a geleceğim. Şöyle. Ve buraya yapıştırıp şuraya diyeceğim ki sign up formu. İsterseniz siz böyle yanlarına kaydol da yazın. Karıştırmayın daha sonrasında, hani sizin için söylüyorum. Şimdilik burada tabii ki Notman kaydetti mi? Aa, biz render yapmadık, onu şey yapalım. Hemen admin route'a geleceğiz. Ne diyeceğiz? Res.send demeyeceğiz. Res.render diyeceğiz. Render. Buraya ne yapacağız? Yine admin'in içerisinden sign up bize onu getir diyeceğiz. Nodeman hemen onu güncelledi. Gördüğünüz gibi şu anda sign up form kaydol. Diğerine de isterseniz nerede bizim admin route neredeydi? Sign in form şöyle giriş yap diyelim. Hani o da o şekilde gözüksün. Şöyle yenilediğimde kaydol, sign in, giriş yap. Şu anda herhangi bir link vermedik ana sayfa üzerinden. Sadece biz biliyormuşuz gibi. Dolayısıyla buraya sign up dediğimizde de bu şekilde ne yapabiliyoruz? Bir kayıt formu alabiliyoruz. Şimdi bir takım değişiklikler istiyorum. Bana göre kendi şahsi fikrim buradaki bu arkadaş çok mantıklı değil resim bu şekilde gözükmesi. Dolayısıyla bir sign up formu olduğunda tabii ki farklı dizaynlar yapabilirsiniz. Ben ön yüz tasarımcısı değilim fakat bu resmi kaldırmak istiyorum. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekirdi? Arkadaşlar biz Parches olarak alıyoruz onu. Dolayısıyla burada bir Parches kullanımı var. O Parches'te de şurada header var. Bu header'ı istersem silerim. Bunu sildiğim zaman burada geldiğimde şöyle tabii ki sign-in'e geleceğim. Sign-in'i sildim. Şöyle bir yapı var. Burada görmeseniz de bakın bir link var. Görüyorsunuz. Arka taraf beyaz olduğu için ve gördüğünüz gibi iç içe geçmiş durumda. Öncelikle bunu isterseniz şöyle bu container'a ya da form'a, ben container'a vereceğim. Bir style ekleyip bu arkadaşın margin tabına şöyle mesela %5'lik bir değer verebilirsiniz. Şöyle gelip ben bunu yenilersem bu şekilde kayabilir. Fakat kullanıcı yine buraya geldiğinde el işareti var. Ve aynı zamanda sign in olamıyorsa kullanıcının geriye gitme şansı da olması lazım. Dolayısıyla bizim buradaki bu parçası arkadaşlar rengini değiştirmemiz lazım bu arkadaşların. Dolayısıyla bunu birkaç yoldan yapabilirsiniz tabii ki. Fakat ben bütün sayfalarda arka plan olan, yani şu bütün sayfalarda beyazın yakıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla sadece ve sadece benim aslında sign in kısmında bir değişiklik yapmam lazım. O yüzden oraya parçası eklemek yerine gideceğim o parçası arkadaşlar header'ı. Bu header'ı buradan alacağım. Bu navı
Şu arkadaşı komple alacağım. Şöyle kopyalayacağım ve geleceğim sign'ine. Zaten Parchis'le o işi yapıyorduk. Buraya yapıştıracağım. Bunu yaptıktan sonra ne yapabilirim? İstersem arkadaşlar şu anda aynı yapıyı verecek. Fakat şöyle sağ tıklayıp inspect dediğimde burada benim gördüğünüz gibi color'ım var. Bakın şu anda ben nereyi seçmiş durumdayım? Üstte gördüğünüz gibi brand'i seçmiş durumdayım. Bu color'ı benim override edebilmem için gelip şu arkadaşı en spesifik çizim olan bu arkadaşı ne yapmam lazım? Alıp şu color'ını kendi kafama göre değiştirmem lazım. Gördüğünüz gibi o orada kendisi çıkıyor artık. Tabii ki isteğe göre değişir. Fakat şu arkadaşı seçebilmek önemli olan. Medya üzerinde medya query'leri var. O sizin için çok önemli değil. Şunu alacağım. Şöyle ve daha sonrasında geleceğim. Hemen şuraya bir style atacağım. Şuraya bir style atacağım. Ya çok etkili bir yöntem değil tabii ki. Fakat template giydirmelerde bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer çok ileri düzey böyle sayfaları baştan sona CSS ile dizayn etmek isterseniz, tabii ki bunları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir nevi ayrı dışarıdan file'larda böyle inheritance yani kalıtıma da dikkat ederek güzel bir ne yapıyorsunuz? CSS kodları yazıyorsunuz. İleri düzey bir kurs açmayı denersem orada bunları göstermeye çalışabilirim. Fakat bu kurs için amacından çok çok artık aşmış oluyor. Çünkü React falan da gösteriyoruz. Ben maksadım size full stack development'da her şeyden biraz biraz verebilmek. Dolayısıyla bunu böyle yaptım. Ve buradan bir seçim yapacağız. Main Navbar Brand olarak seçilmiş. Burada altı çizildi. Şu arkadaşım ID olarak var mı? Ona bakayım da bir main now. Evet, ID olarak var bu arkadaşım. Class olarak da orada var. Şöyle color black diyelim. Ben siyah vereyim. Şimdi gelip yenilersem gördüğünüz gibi bu arkadaş siyah, hover efekti ise beyaz oluyor. O da bir nevi arkadaşlar bizim hover efektinden geliyor. Hover nerede? Ben istersem aslında bunun hover efektini de düzenleyebilirim. Fakat ondan önce şu arkadaşları da şöyle bir seçeyim. Inspecteyim. Bu arkadaşlar ise buradan geliyor. Şu arkadaşları da seçeceğim buradan. Bunun klasında böyle gördüğünüz gibi hep iç içe geçmiş bir yapı var. Çünkü bu şekilde yaparsanız daha kalıcı oluyor. Tabii ki kopyalayamadım yine. Hemen şuradan alayım. Niye kopyalayamıyorum? Kendisi arkadaşım. Şu anda zar zor kopyalamayı başardım. Şöyle seçtim. Bunun da color'ına black diyorum. Şimdi geldiğim zaman bunların hepsi gözüküyor. Tek sıkıntımız ise bunların üzerinde bir hover efektin olması ve hover efekt sonucunda ne yapıyor? Beyaza dönüyor. Şimdi onun da çok böyle diğer yerleri ezmeden hover efektine bakabilirim. Bakalım nerede? Evet, burada aradım, aradım, bulamadım. Fakat o zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kendimiz yazacağız CSS'imizi yine. Geleceğiz buraya. Şuradan bu en spesifik seçimi alacağım. Ne yapıyoruz? Şöyle bunu seçiyoruz. İki nokta bırakıp hover diyoruz. Daha sonra buraya yine bir color bırakacaksınız. İstediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Fakat çok yakışmayacağını düşünüyorum. Yani ben aqua seçtim mi varsayın. Şimdi yeniledim. Geldim. Gördüğünüz gibi üzerinde bir aqua belirecek. Dolayısıyla ben yine buraları hep black olarak alacağım. Yine yani yenileyim geldiğimde bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Fakat isterseniz böyle gray olarak da seçebilirsiniz. Yine böyle değişik şeyler tasarım sıkıntıları. Hadi gray seçelim. Şu arkadaşı da şöyle kopyalayayım. Şöyle daha sonrasında buna da bir hover diyelim ve bu arkadaşa da istersek gray diyelim arkadaşlar. Şimdi yenilediğimde gördüğünüz gibi sıkıntımız ortadan kalkmış oluyor. Böylece bunu ne yapmamız lazım? Tabii ki bu yapıyı sign up formunda da aynı sıkıntımız olduğu için bizim sign up formunu da şuradan şöyle silersem daha sonrasında getirip sign-in'in hemen üst tarafı body navigation'ı alırsam şöyle ve sign up'a bırakırsam
Daha sonrasında sign up'ında hemen container'ına margin top, tabii ki style'lememiz gerekiyor. Style margin top diyelim ve eşittir verip buraya işte 5 diyelim yüzde şimdilik. Şöyle yaptığımızda buradan da sign up'a gelirsek şöyle sign up şu anda margin top'u doğru veremedik mi diye bakıyorum. 2 nokta vermem gerekiyor. Şöyle yapayım. Ve şöyle tıkladığımda gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapı oluyor. Yani yavaş yavaş toparlamaya başlıyoruz. İki formumuz da aynı. Zaten ana sayfamız da bu şekilde. Faydalı olması dileğiyle gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere.